gecikmiş bir karar kızım ya. Çok gecikmiş bir karar ya. Şimik nedir? Semt dediğimiz aklımıza ne gelir? Bir semt değil mi? Bu semtin içerisinde semtlerde ne açık? Marketler zinciri açık mı? Açık. Peki burası ne? Semt pazarı değil mi? Açık hava. Doğru mu? Açık hava. İnsanlar mesafeye uymuş. Her şeye uymuş. Şu anda mesela ben konuşamıyorum. Konuşamadığım için bir şey diyorum. Yoksa hepinizin ağzında şey var değil mi? Maske var. Peki niye bizim şeyler semt pazarları bu pazarcı kardeşlerimizin pazarlarını açmıyorsunuz da? İlla insanları oraya marketlere zincir dıkış dıkış mı diyeceksiniz ya? Yani? Haftada bir gün şuranın pazarı var. Aç kardeşim haftada bir gün. İnsan sana demiyor ki her gün buraya aç. Buranın haftada bir gün pazarı var, sahabeye pazarı. Aç. İnsanlar da ihtiyacını açsın. Doğru mu? Taze taze sebzesini, meyvesini evine götürsün gitsin. İlla yani marketler zincirde ağzı kapalı. Zebze, meyveler, çürümüşler almak mecburiyetinde mi insanlar ya? Değil. Sen bir hafta olmuş kafada da boğun açmışsın. Görüyorsunuz hiçbir esnaf gelmiş mi? Gelmemiş. Niye gelmemiş? Adam elinde yarın mal kasa, bu adam ne yapacak? Ne yiyecek bu adam ya? Evine götürecek hali yok ki kasa kasa malları. Hiç olmazsa bayrama kadar değil mi? Her semti pazarını aç da esnafta bayrama kadar adamlar hem millet yararlansın, taze taze ürün yesin, hem de pazarcı esnafı da evinin geçimini sağlasın. Sıkıntılı bir durum ya. Sıkıntılı bir durum. Yani teraziyi koymuyor yani. Terazi bir tane ağır düşüyor yani. İlla ki çok ağır düşüyor yani. Ya bırakın da artık yani, insanlar da biraz rahatlasın yani. Niye kapatıyorsun kardeşim sen pazarını? Kapatacaksan, eğer temel gıdaysa kapatacaksan, şehrin içindeki bütün marketleri kapat. Adam arabasına binsin gitsin, Argıncık'tan mı alacak? Ambardan mı alacak değil mi? Gitsin buralardan büyük marketlerden alışverişini yapsın. Eğer kapanacaksa tamamı. Yok. Saatin bir market zinciri, bir semtte 4 tane var, 5 tane var. Bir firmanın 4 tane, 5 tane şişesi var. Doğru mu? Durum var arkadaşlar. Vallahi şu anda bize öyle bir tebligat gelmedi. Görüyorsunuz biz azar azar aldık ki ne olur ne olmaz deyin. Ama insanlar da saatin 10 gündür bunalmış artık yani. Evine iyi mal alıp yiyecek bu insanlar yani. İlla kapalı ürün alacak hali yok ki yani. Benim adım Yasin. 12 sene pazardayık gayrı. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Vallahi açılsa da açılmasa da gene boş. İş yok zaten. Her şey pahalı. Domates geçen hafta 4 liraydı, bu hafta 6 liraydı. Zaten en kazandılar marketler satılıyor. Herkes seyara çıkıyor. Zaten orada herkes iş yapıyor. Zaten pazarda 4 tane müşteri geliyor. Başka bir şey gelmiyor ki. Her şey pahalı. Her şey ucuz olması lazım. Ben Ayhan Vural. Yeşlikçiyim pazarda. Yıllardır yeşlik satıyorum. Karar çok güzel. Yalnız bir gün olması üzücü. Bence bu cumartesi açılıp bir hafta boyunca bayrama kadar açılması lazımdı. Çünkü bugün açıldı ama kapandığı zaman bir anlamı kalmıyor ki. Bir günlüğüne. Vatandaşa hizmet ediyor. Burada bir sürü ürün aldık. Çok şükür sattık ama satamadığımız arkadaşlar da var. Nasıl olacak bilmiyorum. Biz az getirdik korkuyla. Niye? Satamayız diye. Çünkü buranın pazarı salı günü, bugün cumartesi. Halkın hepsi gelir mi gelmez mi? O anlamda fazla getirmedik. Bugün de halk geldi sağ olsunlar. Ki pazarı da özlemişler. Aşağı yukarı 10 gündür yok. Halk pazarı tercih ediyor. Fiyatlar normal ya, öyle yüksek değil bence. Çünkü üreticinin elinde ürün çok kaldı. 10 gündür üretiliyor, tüketilmiyor. Taze taze. Günübirlik geldi. Sabah zaten Kayseri halimize geldi. Biz direkt aldık, pazara getirdik. Zaten pazarda günübirlik olur. Bugün kaldığını ertesi gün satılmaz pazarda. İsmim Maki Kara. Valla açılığı çok iyi oldu. Siz de şöyle bir alır mısınız etrafı? İnsanlar ihtiyaçlarını alması için uygun bir karar oldu. Sebzelerimiz de bitti. Az getiriyoruz zaten, iki kişi çalıştığımız için. Fiyatlar normal, çok ucuz. 10 gün öncesine rağmen ucuz yani. 10 gün önce biberler 10 liraydı, bugün 5 lira. Meyveler de öyle ucuzladı, bitti be.